Koskü Moskova. Hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar, Moskova şu an buz. Yani eksi 7 ama hissedilen eksi 11 şu an. Bu hafta hatta eksi 17'ye kadar, eksi 20'lere kadar çıkacakmış. Devlet meteoroloji öyle bir açıklama yaptı. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şeye geldik. Biliyorsunuz bir önceki bölümde şey yapmıştık ya, hastaneye. O ne? Natini. He. Ben kamera bir tane elle tutuyorum. Tamam, tak. Boşuna. Şeyi. Evet. Şeyi. Hastaneyi biliyorsunuz şey yapmıştık ya, polikliniğe üyeliğimi yapmıştık. Üyelik, kayıt gibi bir şey yani. Üyelik dedi, üyelik ne demek? Şimdi diş kliniğine geldik arkadaşlar. Diş polikliniğine kaydımı yaptıracağız. Burada bakalım bizi neler bekliyor. Lan ne bekleyebiliriz zaten. Geri gideceğiz, kadına vereceğiz kağıtları. Kadın bir tek... Aynı galiba. He, hastaneden bu arada arkadaşlar aynı. Kadın şey demişti. Telefonunuza mesaj gelecek. Ondan sonra işte kayıt açtırabilirsiniz dedi. Hastaneyle ilgili. Mesaj geldi. Mesaj geldi. Açtırdık şeyden. Aplikasyondan kaydı. Elektronlu medicinsku kartu tu ne открыл. Bir tek şeyi açmadım ben ya. Elektronik medisin. Hastalık kartı, hasta kartı gibi bir şey var bunlarda. İşte bütün şeyiniz yazıyor. Çeteriniz çıkıyor orada. Hangi test yaptı, ne var, ne doktor yazdı sana. Full. Aynen, doktor hangi ilacı yazmış, ne olmuş, ne yapmış. İstiyorsunuz da print yapıyorsun. Aa, Barbaros. Kaya gibi buz ya, yürü. Oradan gitme, gel. Bitti galiba, temizledi. Tamam da halen kapalı, gel. Öyle bir şey olsaydı. O bir gün sadece böyle geldi. Bir dakika. Öyle bir şey olsaydı açarlardı aşkım burayı. Niye bıraksınlar ki? Ya unuttu galiba. Burada ayakta unutmazlar. Arkadaşlar ben de var ya, şu konağın hastasıyım ha. Şu. Ha evet galiba. Çok güzel. Şu kenara. Bir dur be 2 dakika, adam hala gidiyor. Bak rüzgar. Normalde biz yoldan yürüyoruz yani, adamlar haklı. Gel. Ya kapattı yol, ne yapayım şimdi? Bu hafta eksi 17 geliyor. Ya, yazdı galiba böyle. İnternette yazdı. Hayır ben söyledim zaten ya arkadaşlara. Eksi 20. Vallahi onlar eksi 17 diyorsa kışı o var ya, eksi 20-21 olur, ben sana söyleyeyim. Evet. Yani eğer normali eksi 17 ise hissedileni onun kesin eksi 21-22'dir yani. Bu ay çok anormal. Kış. Bu ay. Yani bu kış bu benim tahminim yok arkadaşlar, çok soğuk geçecek. Çünkü bu zamana kadar bu kadar soğuk yapmamıştı bu aralarda. Poliklinik. Burası diş polikliniği arkadaşlar. Full. Diş polikliniği. Ben de şunları hastayım ha, baksana. Ram bam bam, kocaman ya. Ram bam bam, ram bam bam. Hayvan gibi arabaları seviyorum ha. Şehir içinde serbest olsa yemin ediyorum şeysiz, gömörksüz tırı bile alır kullanırım ha. Maskelerimizi takalım. Ha evet. Sen tut telefon. Tamam tutacağım, bir dakika ben bir maskeyi tutayım. Maskenin içi buz tutmuş. Hadi. Vallahi cebimde bile maske ha. Tut, ben tut. Tamam, tutacağım. Ver. Tak bakalım. Yazın bura ne güzel oluyor. Ya arkadaşlar hakikaten ya, bizim Ahmet diye bir takipçimiz var arkadaş, şey yazmış. Senkronize gitmiyor demiş. Seslen video da. Ben kontrol ettim vallahi, her şey senkronize tamam, gidiyor. Aç. Niye açın? Kapıyı. Buyurun. Tamam, buyurun kuşağım. Tut telefonu. Şey diyeyim. Aa bakıyla. Ayak kuşuş. Bakıyla. Tamam bir dakika. Giy çabuk. Bir dakika var Rus. Bak. Tamam. Abi 3 tane fazla mı? Benim dişlerimde çok büyük bir problem oldukça ben tabi burada gelmem. En fazla diş taşı temizletmeye falan gelirim ben dişlere gelirim. Çünkü biliyorsun. Ya boşver. Diş temizliği orada da pahalı, paralı. Ooo bak cebime çıkmış söylemiyorum ucuz da almış. Ne bileyim ben. Sen şey aldın mı sinir? Ben sinir çantada. Ben hiç almadım. Nasıl almadın ya? Aa sinir çanta koydum. Evet tamam. Tamam hadi ben. Sen geç. Ne diyeceğim? Bu kripler değil mi? Da kripler. Arkadaşlar geldik. Kadın şey diyor. Ay burada çekim yapamazsınız ya dedim. Ne alakası var? Karım beni çekiyor. Yok diyor olsun diyor. Çekemezsiniz. Şimdi benim şeyleri dolduruyor. Ben çok yavaş yazdığım için bunların alfabesi çünkü çok enteresan. Doldurup vereceğiz bakalım bu anketi. Geldi 5 dakika 5. Daha arkadaşlar. Kolay. O kadın şeydi ya hemen şey yaptı. Yak burada çekim yapalım. Ya dedim kardeşim bizi çekmiyoruz zaten. Benim eşim dedim beni çekiyor. Olsun diyor burada diyor çeken. Ya normalde uzatmadık biz. Normalde bizim çekme hakkımız var. Burada her yerde çekim yapabilirsin normalde. Yok her yer yok aşkım. Ya tabii canım gidip de şeyde falan değil yani öyle. Herhangi böyle çok ciddi bir devlet dairesinin içinde tabii çekemezsin de. Burası yani diş polikliniği kızım. Zaten çeşitli faktörünü tavanları görsün. Ya yani. Ne yani? Anlar. Ya bunlar işte şeyden korkuyorlar. Hani belki işte bir şeyden memnun değilizdir de ondan belki çekiyoruzdur falan o yüzden. Çünkü bunlar da çok popüler arkadaşlar. Bunlar da şey değil yani. Bunlar da hakikaten birini şikayet ettiğiniz zaman onun yaptırımları oluyor yani. Onu değerlendiriyor gerçekten. Да морду сразу начистят, если кому не понравится всё. Aynen. Ты объясняй, люди-то не понимают русский. O yüzden de rahatsız oluyorlar. Çünkü direkt kadının suratını çekmiş oluyorsun. Ve hani kim problem yarattı onu göstermiş oluyorsun. Burada Moskova valiliğinin mesela şeyi var. Arkadaşlar adresi var. Maili yolluyorsunuz. Direkt dönüyorlar size yani. Hadi bir gün falan sonra dönüyorlar. Bizim mesela kaloriferlerde sıkıntı vardı apartmanda. Çok az yanıyor. Isıtmıyor yani. Hı-hı. Normalde şey. Bir sene bir şey yaptılar ki. Geçen sene bir şey yaptılar. Tamirat ondan sonra ısıtmamaya başladı. Kuşu mesela bir kere yazmıştı şeye. Valiliğe. Böyle böyle kardeşim biz. Hani sıkıntı var. Isınamıyoruz. Hemen şey. Daha vallahi yarım saat geçti geçmedi lan kaloriferleri bir yakmaya başladı şerefsizler. Yani korkuyorlar ama geri sonra. Sonra gene düşürdüler de arkadaşlar şöyle bir şey var burada. Devlet evet burada kaloriferler falan yanıyor sınırsız. Ama şey olayı var. Bizde apartmanı ben size söylemiştim ya tadilat yaptılar. Ama çok kötü biri kazanmış ihaleyi herhalde. Firma çok kötüydü yani. Onlar bir şey yaptılar arkadaşlar. Ne yaptılarsa o günden sonra kaloriferler şu an dahi ısıtmıyor. Ya bizde tabii şey var. Elektrik, doğalgaz, işte ısınma, su falan ücretsiz olduğu için tabii ki de biz şey yaptık. Bizim evde Allah'tan önceden tamir zamanı ev soğuk oluyor diye elektrikli kaloriferlerden de almıştık. Biz ekstradan elektrikli kaloriferi de yakıyoruz evin içinde. Evin içi şimdi bizim için iyi. Hı hı. Ama mesela bizim karşıda komşular var. Komşu geçen gün bizden şeyi istedi ya. Kaloriferinizi dedi. Verir misiniz dedi ya. Birazcık yakayım içerisi ısınsın. Verdik. Isınmışlar geri verdiler ondan sonra falan böyle saçma sapan. Valla ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamadım. Gene bir yazmak lazım ha. Valiliğe, kuşu. Hı hı. Unutuyorum. Hı. Yani öyle arkadaşlar her şeyimizi hallettik çabucak. Vallahi ben şaşırdım ya. 5 dakikada olmasına bütün her şeyin çünkü şey Moskova'da ben hiç alışkın değilim böyle şeylerin 5 dakikada halledilmesine. Normalde bir gün 2 gün biliyorsun. Çünkü bu elle sigara içiyorum ben. Böyle tut. Tutamıyorum. Ha, yok yok. Sen bu el, sen bu elime ver. Bu elime verir misin? Tamam, ben böyle rahat çekiyorum. Hem de mikrofona da yakınım. Ya yok, elimde kapat, şey. Kapalıysa. Kapatmıyorum aşkım, bak açık burada. Hayır, kapatmıyorum, açık. Vallahi arkadaşlar bunlar normalde çok yavaş çalışırlar. Helal olsun, hemen 2 dakikada kadın dedi ki yaptım. Normalde şey yapmazlar yani bu kadar kısa sürede, değil mi? Şu ana kadar Moskova Devlet Dairesi'nde yaptığımız en çabuk işti bu. Bence. Aha. Rezilans burası yalnız ha. Tabii canım, baksana. Ya benim ne var ya kuşu. Bu aralar bir yastık almam lazım ha. Benim hakikaten boynum ağrıyor ya. Bildiğin. Arkadaşlar ben şey konusunda, kuşunun mesela öyle bir problemi yok. Kuşuya yastıksa yastık. Ben yok abi, yastık benim şeyimi bile etkiliyor. Uykumu bile etkiliyor. Uykuya dalma süremi etkiliyor. Bakın ben önceden şey kullanmıyordum. Yastık kullanmıyordum. Yastıksız yatıyordum. Baktım birazcık yani böyle boynuma ağrı yapıyor falan. Yürü ya. Ondan sonra baktım şey, birazcık ağrı falan yapıyor. Benim kendi ortopedik yastığım var. Bu hani kafanın şeklini alan yastık. Kuzum dikkat et, ne yapıyorsun? Kolumun var ya, anasını siktin yani şu an. Kızım oha, çekip vursaydın daha iyiydi ya. He? Ay be, acıdı tabii kızım. Düştün mü yoksa? Tamam, düşseydin bir şey olmazdı. Buz gibi buz. Düşseydin bir şey olmazdı. Bak göster insanlar, buz gibi. Evet. Yol buz gibi. Şeyde yol buz tutmuş, buz gibi değil. Hava zaten buz gibi şu. Fark etmez, anlat. Normalde sigaramı da içemedim senin yüzünden ya. Çıkartsana şunu. İşte daha bir duman aldım ha. Bak çalışıyor. Hayır sen açtın şimdi. Ha. Basılı tut. Basılı tut da kapansın. Al. Ay var burada kapalı. Biz gidiyoruz. Oha, bak burada ya. Kapalı. Burada hemen. Aa, üstten kapatmışlar. Ya duruyor bak. Adama bak. Gel. Bak var burası. Ya dur, ne yapıyorsun ya? Ya ne korkma, kolumu kırıyordun ya biraz önce. Lan ayağa kaydı, benim kola bir asıldı, düşüyordum vallahi. Buraları kapatıyorlar arkadaşlar çünkü neden? Devlet bir anda böyle kar bastırınca çatıların üstünü temizlemeye yetişemiyor. Yetişemediği için de böyle önlem alıyor, hani bir şeyler düşermişler. Ya kuşu buraya çektim 5000 kere, neye bakayım? Bak diyorsun ya. Ney? Bir şey yok sevgilim ya, hadi yürü. Neyi anlatıyordum? Bak gene piç ettin ha mevzuyu. He, yastıktan bahsediyordum ya. Yastık. Vallahi bende şey vardı. Bu boynun şeklini alan, kafanın şeklini alan yastıklar var ya arkadaşlar. Onlardan vardı. Ben zamanında almıştım onu. Ama o zaman beni alırken kimse uyarmamıştı. Meğerse o yastıkların da şeyi varmış. O yastıkların da ölçüleri varmış arkadaşlar. Small, medium, large diye. Benimkisi meğerse mediummuş. Ben anladım ki benimkisi small. Burada onlar çok pahalı mesela. Ben burada alayım dedim small. Kaç para dediler ya? 17.000 ruble mi dedi? Ne dedi ya? Çok. 17.000 ruble de arkadaşlar yani 3.000 lira falan yapıyor ha. Türk parası. Ha. Neymiş efendim? Smart yastıkmış. Ne özelliği var dedim. Yattığınızda işte ne kadar terlemişsiniz, vücut ısınız ne kadar değişmiş falan, onları gösteriyormuş. Lan ne yapayım ben onu? Ben de bizim salonda şey vardı. Bizim salonda koltuğun yastığı vardı. Aldım vallahi, onda yatıyorum. Çok konforlu. Ama şimdi şey, o da konforsuz. Şimdi o da konforsuz çünkü hakikaten konforsuz. Yani almak lazım yastık. Yastık almak lazım bana bir tane. İki. Güzel yastık var. He arkadaşlar, bir de bunlarda şöyle bir şey var. Mesela yatak alacağınız zaman, yastık alacağınız zaman gidiyorsunuz. 30 dakika 40 dakika uzanmanıza izin veriyorlar. Hani bir uzanın bakalım nasıl konforu falan diye. Ama kız da düşüyordu ha. Evet. Allah. Çok sakat. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Vallahi şu bak, şu ön tarafımız full buz. O yüzden ayaklarını sürüye. Evet sen de. Ben ayaklarımı sürüyerek gidiyorum zaten. Yaşlı gibi yürüyoruz. Yok öyle, şey ya. O yaşlı gibi değil de Wing Chun Master'lar gibi yapıyoruz. Kayarak böyle, onlar dövüşüyorlar ya. İpmen. İp woman. İp woman ha. Çok güzel film ya. Ben o filmi var ya 10 kere daha izledim yani. Biliyor musun ne? Benim çorap böyle çıktı, burada gitti. Nasıl? Böyle çıktı, burada şimdi çorap. Ayağının içinde çorap mı çıktı? Bana da oluyor canım o arada. Ne yapayım şimdi? Sen kısa çorap giymişsin o yüzden. Kısa çorap mı giydin? Kısa çorap değil, normal çorap. Kasa değil zaten, kısa çorap. Kısa diyor. Kasa dediğin kasa yani. Kasa kısa. Kısa. Kısa çorap. Kısa çorap giymişsin aşkım o zaman. Normalde çıkmaz o. O hayvan gibi çorap nasıl lan? Ta bileğinden ta aşağıya kadar çıksın. Yak ya, kısa çorap giymiş. Şimdi benim full ayak. Çıplak mı ayağın? Gel şurada duralım. Şey yap. Giy, çıkart ayakkabıyı. Yok mağaza durayım bu. Ne mağazası ya? Yaşkım soğuk. Her şeyin içinde yani, süpermarkette çıkartacaksın ayakkabıyı ha. Ben çıktım çıkartmadım. Ben böyle parmak koyayım böyle de... Tamam, burada da yapabilirsin onu. Soğuk. Kızım Allah Allah. Tamam, nereye gireceğiz? Burada market var. İyi hadi girelim. Markete girelim. Kışı çorabını çeksin. Ne yapayım? Çıktıyız bir defa böyle. Yalnız var ya hakikaten çok, ben normalde severim biliyorsun soğuğu da, kışı. Bu hakikaten soğuk yani ha. Ama benim yeni elbiseye soğuk değil. Güzel. Vallahi onun aynısından biz de istiyorduk da. Konforlu. Fiyatı düşmediği için biz buna kaldık yine, eskiye. Benim de onlardan almam lazım bir tane ya. Kışı Allah aşkına bak. Ya kolumdan çık. Yavaş çıkıyorum. Kızım kolumu çıkartacaksın ya. Aşkım düşüyorum. Düş tamam, ne yapayım? Bir şey olmaz. Benim bel ağrıyor zaten. Sonra ne yapacağız? Hadi tamam, hadi gel. Hadi. Baksana şuna. Bir dakika. Ne yapayım şu? Al o zaman telefonu. Şimdi yapayım. Yap. Bak çıktı. Tamam, kısa çorap giymişsin işte, bana ne yaptın? Yok kısa değil, nasıl kız? Yavşamış onun lastiği o zaman. Evet. Ne yapayım? Hadi. Tamam gidelim. Şey gibi oldu bu videoda arkadaşlar, hani böyle çocuk minibüs kapısını açıyor da ayakkabıyı koyuyor, ayakkabıyı bağlıyor ya. Что? Ну ладно, давай. Girdik markete, kışı çorabını çekti çıktık. Aşkım bak. Yemin ediyorum komaya sokarım. Yok. Yok orada. Bakayım. Anasını sikim yırtmışın. Vallahi. Lan nasıl yırttın? Gidiyor. Şaka yapıyorum lan. Salak. Ya gerizekalı burada ne koyuyorsun? Kızım ne gerizekalısı, kapıya kendin takın. Yok kapı değil. Böyle iron gwozdka. Çivi mi? Bakayım vallahi çivi yırtıldı saat. Hakikaten üzülürüm yani ha. Bakayım. Tamam. Yok. Marka var mı? Hadi gidelim. Bana çok enteresan. Bu adam sinyal ne veriyor böyle? Aa yo, oraya bak, özel pil gelmiş. Evet. Yolu durdurmuşlar. Biz de dönemedi doğal olarak. Çudam. Özel tim gelmiş de özel tim niye gelmiş ki? Moskova diye gelmiş. Haa. Пошли быстрее. Или стреляли, или еще что-то. Moskova diye boşuna gelmez. Ya ateş etmişlerdir. Yok ya, bir şey. Bir şey vardır ciddi yani. Burada da başladı Rusya'da. Önce yok, şimdi başladı. Ateş falan filan gerizekalılar. Ya sen kim ateş ediyor, saçmalama ya. Var. Önce de haber gördüm. Ne gördün? Bir okulda ateş yaptı. Amerika gibi bakıyor Amerika. Okulda ateş mi açmışlar? Başlıyor. Allah Allah, benim haberim yok ondan. Önce kaç ay. Ve вот nereye? MFS 2-3 gün. MFS ha, bizim o şeyi yaptığımız yer vardı ya arkadaşlar. Bizim değil ama. Ya bizim orası başka değil de bölge. Her bölgenin kendi şeyi var. MFS denilen olayı var. Geçenlerde orada bir yerde ateş atmışlar içeride, başladı devlet dairesinde. Ya ne başladı sen de hemen bir. Ya aman bu da bir tane. Gibi. Kızım ne Amerikası ya. Bir tane haber geliyor kuşuda. Allah diye. Of ananı sikeyim. Lan nasıl et? İzgara. Vallahi mangal. Kızım burada mangal et yapacak yer de yok ya. 2 kilo verdim bu hafta. Oo çok güzel. 2 kilo mu? 2 kilo verdim. Helal olsun. Ben ne verdim gerçi? Ben 1 kilo 400 gram vermişim. He ben 2 kilo. Belki bugün daha fazla vermişim. Gerçi şöyle bir şey var. Kamerayı normal tutuyorum açıkçası, merak etme. Gerçi şey olayı var kuşu bak. Ben onu yani bilimsel olarak da okudum. Erkekler çok çabuk kilo verip belli bir düşüş yaşadıktan sonra orada bayağı bir süre kalıyorlarmış o kiloda. Kadınlar da tam tersi. Kadınlar geç kilo vermeye başlayıp yani diyet yaparken onların ama başladığı zaman devamlı devam ediyormuş kilo kaybı. Tamam neyse bugün böyle çünkü çok arkadaşlar. Ciddi. Evet şarj bitmek üzere. Gayet de uzun bir bölüm oldu bugün. Siz de sıkmayalım daha fazla. Her zaman gibi video bizden like atmak, yorum atmak sizden. Bir de o şeylerden, bildirimlerden haberdar olmak için. Yeni bölümlerden. Ya tamam sen tut ya o zaman. Aşkım. Tamam yok. Çekmiyor, tamam. Çocuk gibi. Hadi bay bay hadi. Arkadaşlar o çanı da açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Hadi gidelim. Bay bay. Bay bay. Bak trafik başladı bu. Evet. Burada da bir şey başladı.